Güzel, herkese merhabalar. Elena'da bu uzaya çıkarken bizler hala borsa helal mi haram mı diye bu tarz hala konuşmalara devam ediyoruz. Arkadaşlar, Borsa İstanbul'da 500'ün üzerinde hisse senedi var. Tabi bunların içerisinde helal ve haram olan hisse senetleri de var. Şimdi hocam, ben borsaya girsem helal kağıt mı alacağım, haram kağıt mı alacağım, ben bunu nereden bileceğim diyen arkadaşlara, burada arkadaşlar katılım endeksi var. Katılım endekslerinde veya da kullanmış olduğunuz aracı kurumlara sorarak da bunları öğrenebilirsiniz. Araştırarak öğrenebilirsiniz. Yani bunu kulaktan doğma bilgilerle bir hisse senedi alınmaz veya da satılmaz. Yani siz katılım endeksine dahil olursanız burada ne yapmış olursunuz? Helal hisse senetlerini alırsınız. Yani faiz içermeyen veya da alkole veya da böyle zararlı herhangi bir şeye yatırım almayan şirketler almış olursunuz ve bunlar helaldir. Ve Alo Fetva hattını arayıp da oraya da tabii ki sorabilirsiniz. Arkadaşlar, elin adamı şu an tabii helal haram düşünmüyor. Onların haliyle dininde böyle bir şey olmadığı için bizler haliyle düşünüyoruz. Bu tarz düşünen insanlar katılım endekslerini alabilirler arkadaşlar. Düşünmeyen arkadaşlar ise herhangi bir hisse senedini alabilirler. Ve gerçek anlamda gelecek vaat eden hisse senetlerini alalım arkadaşlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun kısmetine koyalım. Nasıl ki yaşlı insanlar veya da annemiz babamız, işte çocuğumun kısmetine koydum, gelinimin kısmetine şu kadarlık bir altın koydum deyip yatırım yapıyorsa, sizler de çoluğunuzun çocuğunuzun kısmetine hisse senetleri alıp koyun arkadaşlar. Hisse senetleri alıp koyduğunuz zaman göreceksiniz ki çocuğunuz 18 yaşına geldiği zaman, 20 yaşına geldiği zaman gerçek anlamda kendi hayatını çizebilecek bir parasının olduğunu göreceksiniz. Yani ne demek istiyorum burada? Herhangi bir hisse senedine aylık bazda 100 lira yatırmanız bile bir çocuğunuzun 18 yaşında, 20 yaşında olduğu zaman hayatını çizebilecek bir paraya ulaştığını sizler borsada göreceksiniz arkadaşlar. Veya da gerçek anlamda sağlam bir hisse senetlerine sepet mantığıyla, farz ediyorum ki 5-10 tane hisse senedini, farz edelim ki 100 liralık, 200 liralık veya 1000 liralık, 2000 liralık, artık ne kadarlık alabiliyorsak, bütçemiz neye yetiyorsa alıp o hisse senedine emin olun ki çocuğunuzun kısmetine koyduğunuz için hiçbir şekilde dokunmadığınız zaman o hisse senedinde gelen temettüler, gelen bölünmelerle beraber o çocuğumuzun yine hayatını arkadaşlar gerçek anlamda değiştirebiliriz. Ve şunun da üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki her taraflarda, işte ne bileyim şirketlerde veya da işte devlet kurumlarında vesaire bazı kişiler gelir. Bu bazı kişiler niçin gelir? %25 katkı payıyla bireysel emeklilik ister misin? İstemem kardeşim. İstemem. %25'i ben herhangi bir hisse senedinden zaten 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde alabilirim. Veya da yıllık bazda senin vermiş olduğun o %25'le ve her ay ödemem gereken o parayı sana yatıracağıma herhangi bir hisse senedine yatırdığım zaman kat kat fazlasını kazanabilirim. Ya nasıl kazanacaksın kardeşim? Sorusunun cevabı ne biliyor musunuz? Sizden aldıkları parayı fonlara, yani borsaya yatırıyor bu vatandaşlar. Örnek verecek olursak A hisse senedinin, bakın A hisse, örnek verecek olursak Konya hisse senedi. Konya hisse senedine vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor, bakın burada Konya hisse senedinin bir yıl önceki en düşük fiyatı neymiş? 820 lira. Şu an itibariyle kazancı ne? Baktığımız zaman 4000 lira. Ya ne yapmış oldu burada? En az 4 kat yapmış oldu. Sen ne alıyorsun orada? Sadece %25 alıyorsun. Mantıklı mı? Tabii ki değil. Senin üzerinden bu vatandaş zaten fazlasıyla kazanıyor. Yani senden almış parayla yan tarafındaki çalışan arkadaşının, onun yanındaki çalışan arkadaşının, diğer arkadaşının bile parasını arkadaşlar kazanmış oluyor bu vatandaşlar. Evet arkadaşlar, yorum sizde.